Oğlum terse şey yapma ha. Şükürler olsun ki aynen. Hadi başlama, nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Şahane ver kaçırdı. Uygulamaya ne kadar dikkat ediyorsunuz? Hadi karşım. Siz kimsiniz ya? Ben sizin o çalıştığınız, o görüştüğünüz karakter sizlere benzemem. Haberiniz olsun hepinizin. Bu kızı sevmeyen insanlar da biliyorlar artık ev adresini. Bit olayı sana teklif edildi mi abi? Direkt değil ama dolaylı bir şekilde geldi, geldiği gibi yere gitti. Kim yapmış, kim yapmamış bilmiyorum ama. Zaten %95 falan yapmış. Bakın, illegal bir şey olsaydı diyorum, Twitch zaten buna izin vermezdim. Bakın, gözünüzün içine bakıyorum, artık yapmayın. Hakikaten kim bunlar? Ve bu videoyu izleyen herkes, yani hepimiz, neden güvende değiliz? Türkiye yaklaşık bir aydır büyük bir yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor. Bu kez kaynağı kişiler, kurumlar, siyasiler ya da iş adamları değil. Dijital bir kara para aklama ve dolandırıcılık söz konusu. Olayın gerçekleştiği yerde Twitch. Artık Twitch de sınırlandırılamaz gerçi ama gelin hep beraber olayın nasıl başladığına, nasıl buraya geldiğimize bir kez daha bakalım. Temiz Twitch olgusunun nasıl temiz internete geldiğini ve hepimizin nasıl tehlikede olduğunu bir kez daha görelim. Bu arada Twitch platformunun büyük isimleri de fikirleriyle bu videoya katkıda bulunacak. Tarih 6 Ekim 2021. Twitch'in hacklenmesiyle içinde birçok yayıncının gelirlerinin de bulunduğu yaklaşık 125 GB boyutunda bir dosya sızdırıldı. Hemen bir gün sonra Twitch bu durumu kabul etti ancak herkesin bilgilerinin güvende olduğunu söylemekle yetindi. Başka bir açıklama da gelmedi. Tüm bu olayların ortaya çıkışı bir suçla başlıyor anlayacağınız. Zira böyle bilgileri açıklama kişisel verileri koruma kanunu kapsamında suç sayılsa da internet dünyasında aslında herkesin de bildiği bir olumsuzluk olarak birçok şey yayılmaya devam ediyor. Benim hem ev adresim hem telefonum ifşalandıktan sonra ne yazık ki şöyle yorumları da gördüm sosyal medyada. İşte umarım evine giderler ve onu öldürürler. İşte umarım şöyle zarar verirler. İşte zaten şöyleydi, böyleydi. Çok ağır hakaretler. Aslında tek bir şeyden değil, pek çok şeyden dava açmak zorunda kaldık. Belki benim manyak bir haterım var. Gidecek kapıya dayanacak. Kim hesabını verecek bunu? O yüzden iş artık böyle oyun oynayalım, keyif yapalım, hadi eğlenelim, paramızı kazanalımdan çıkıyor. Günler geçiyor, bilgiler bu şekilde yayılıyor ve geliyoruz 22 Ekim'e. İki yayıncının bir forumda yaşadığı tartışmada ortaya çıkıyor olay. Tartışma büyüyor ve konu Twitch'in hacklenmesiyle ortaya çıkan gelirlere geliyor. Ve anlaşılıyor ki anlık 30-40 izlenen küçük yayıncılar günde ortalama 4000 dolar para kazanıyor. Bu gelir de Twitch'in yerleşik bağış sistemi olan Bit'le gerçekleşiyor. Bu sistemin nasıl kurulduğunu, yayıncıların bunun içine nasıl çekildiğini ya da atladığını biraz sonra detaylarıyla göreceğiz. Ama şimdi gelin biz yolumuza devam edelim. 23 Ekim. Popüler Twitch yayıncısı Jahrein eline gelen bazı belgeleri açıkladı ve Twitch içinde olağanüstü boyutta bir para aklandığını söyledi. 29 Ekim'de de uzun bir aradan sonra tekrar yayın açtı ve elindeki bütün bilgileri tek tek anlattı. Sadece para veya iş olarak bakılmamalı ama Twitch dünyasına. Zira burası birçok kişinin evi, iş yeri, arkadaş ortamı, günlerini güzel geçirmek için sohbet edebileceği, morali bozuk olduğunda motivasyon kazanabileceği bir yer. Söz konusu olan bir insan ya da insanlar. Bu noktada Twitch'ten net bir cevap alınamadığı için herkes çok üzgün. İçinde bulunduğun platform, seni savunduğun ve desteklediğin Twitch'i daha çok yayalım, Twitch'e daha çok insan gelsin, o planlamaları ve arzuları otomatik olarak böyle hani mutsuzluğa döndü. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama. Platformlar gelir ve geçer ama yayıncılar kalır. Çünkü bu platformları biz ellerimizle büyütüyoruz. Her birimiz. Bunu 100 izlenen insan da büyütüyor, 200 izlenen de büyütüyor, 20 bin izlenen de büyütüyor, 40 bin izlenen de. Belki de kimsenin beklemediği şey e-spor dünyasındaki isimlerin de bu işe dahil olmuş olması. Herkesin sevdiği e-sporcuların ya da eski e-sporcuların bu olayın içinde olması şok etkisi yarattı. Hatta e-spor dünyası bayağı bir çalkalandı diyebiliriz. 31 Ekim'de Gürsel Tekin Twitch yolsuzluğunu meclise taşıdı. 1 Kasım'a geldiğimizde Twitch 3. sınıf bir oyun sitesine açıklama yaptı ve sadece harekete geçtik demekle yetindi. 2 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı konunun mecliste görüşüleceğini açıkladı. Jahrein de aynı gün bilgisine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldı. 3 Kasım'da durum artık bambaşka bir boyuta taşındı. Pikuin adıyla tanıdığımız Pelin Baynazoğlu'nun ev adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgileri bit dolandırıcıları tarafından paylaşıldı. İşlerin bu noktaya gelmesi çok korkunç. Şu açıdan korkunç. Benim açımdan korkunç değil. Benim için okey çünkü ben korkmuyorum. Hele böyle insanlardan hiçbir zaman korkmam. Bir ailem var. Bir annem var, bir babam var, bir ablam var. Günün sonunda ailem üzüldüğü noktada ben dayanamıyorum.
Birçok yayıncının bu bit dolandırıcılığı işine karıştığı düşünülüyor. Ancak olaylarla alakası olmayan çok daha büyük bir kalabalık var. Olaya karışmamasına rağmen zorla içine çekilenler, hiçbir şeyle alakası olmasa da binlerce kişiden linç yiyenler, acaba bana da komplo kurulur mu diye korkanlar, evden çıkmaya hatta sosyal medyaya girmeye bile çekinenler. Peki bunların suçu ne? Üzülüyorsunuz yani, hani yaptığınız işten bile keyif alamaz hale geliyorsunuz. İçkinde bulunmasanız bile. Psikolojik anlamda herkese çok ciddi zararları var bunun. Yapana da var, yapmayana da var. Çünkü sosyal medya burası. Herkes her şeyi yazabildiği için bir noktada yıpranma başlıyor tabii. Çekingenleştik yani, hani platformuna güvenemez oldu insanlar bir noktadan sonra. Herkesin de savaşı yüksek ihtimal bu yüzden. Kişisel bilgilerimi adam Twitter'a atıyor. Bekleyin daha neler yapacağım size diyor mesela. Düşünebiliyor musun? Korkusu yok. Benim anamın babamın adresi ortalıkta geziyor ya. Peki yayıncılar hakkında bu kadar bilgiye nasıl ulaştılar? İşte bu aşamaya geldiğimizde anlıyoruz ki bu videoyu izleyen, internette gezen, Twitch'e üye olan ya da olmayan hiç kimse güvende değil. Yayıncıları bu işin içine nasıl çekiyorlar? Bu kadar parayı nereden buluyorlar ve daha önemlisi bu kadar bilgiye nasıl sahipler? Yani bu insanlar kim? Bu olayda aslında iki taraf var. Kara para akladığı söylenen Twitch mafyası ve yayıncılar. Mafya, popüler olmayan, az izlenen. Dolayısıyla düşük gelirli ve bu işten para kazanmaya heveslenen yayıncıya Discord ya da e-posta yoluyla ulaşıp teklif yapıyor. Bu teklif bazen açık ve düpedüz, sana bit göndereceğiz, sen de payını alıp kalanı bize atacaksın şeklinde oluyor. Bu teklife tamam diyen yayıncılar suçu ortak sayılabilir. Çünkü işin kirli olduğunu biliyorlar, para kazanma hırsıyla hareket ediyorlar. Bazen de biz reklam şirketiyiz, kripto para gibi bit madenciliği yapıyoruz şeklinde bahaneler kullanılıyor. Bu bahanelere inanıp işe giren yayıncı ise suçlu değil, ilk dolandırılan taraf oluyor. Peki ya yayıncı teklifi reddederse? Mafya ısrarla bit, yani para göndermeye devam ediyor ve baskıyı arttırıyor. Yayıncı kişisel verilerinin açığa çıkarılması ile tehdit edilebiliyor. Eğer yayıncı öyle ya da böyle teklifi kabul ederse operasyon başlıyor. Yayıncının Twitch hesabına düzenli bir şekilde binlerce dolarlık bit bağışı yapılıyor. Yayıncı da kendi payını alıp, ki bu pay %20 ile %50 arasında değişiyor, kalanı kripto para yoluyla mafyaya geri gönderiyor. Bu işe adı karışmış büyük yayıncıları da muhakkak görmüşsünüzdür. İşte o isimlerin çoğu da henüz çok popüler olmadıkları dönemlerde teklifler almışlar ya da bit bağışı yoluyla ikna edilmeye çalışılmışlar. Tabii ki bu konu hakkında soruşturmalar devam ettiği için hangi yayıncının olaya ne boyutta karıştığını söylemek şu an çok zor. Peki bu mafya dediğimiz kişiler kim? Bunları yapan kişiler ne yazık ki çocuk. 18 yaşın altında, hatta bunu yapanlardan bir tanesinin önceki gün matematik sınavı varmış kendisinin. Kendisi lise öğrencisi ve ağırlıklı olarak şaka yapıyorum, gerçekten lise öğrencileri, ortaokul öğrencileri. Aralarından pek çoğunun 16-17 yaşında çocuklar olduğunu biliyorum. Bunları bulmuş, tespit etmiş birkaç kişiyle konuştuk. Mahkeme kağıtlarını gördük, verdikleri ifadeleri gördük ve çocukların alınıp çocuk oldukları için tekrar salındığını gördük. 2015'te seçmenlerin verileri sızdırıldı. Buna Mernis datası diyorlar ve Mernis datası şu an internette peynir ekmek gibi satılıyor. Ve böyle deep web'de, dark web'de falan değil. Şu an girdiğinizde YouTube'a yazdığınızda bile şak diye alabiliyorsunuz. Yani ben bunu söylediğimde aslında yol yordam göstermek gibi oluyor kötü niyetli insanlara, ama ben aslında burada kolluk kuvvetlerine yolluyor oradan göstermek istiyorum. Çünkü yani YouTube'da, internette, normal internette bu kadar kolay bulunabilen bir şeyi nasıl durdurmuyorlar, bunların nasıl ters kelepçe yemediğini anlamış değilim. Fakat araştırdığım zaman şunu gördüm, yalnızca Mernis datası değil. Özellikle en çok kişisel verinin bulunduğu yerler günümüzde sigorta şirketleri oluyor. Ve bu sigorta şirketlerinde bu tip kötü niyetli insanların çalışan bir arkadaşı varsa bu arkadaşları aracılığıyla veri sızdırılıyor. Bana sigorta şirketleri de ulaştı. Çalışanlarımıza çok virüs yoluyla, phishing yoluyla sistemlerine sızmaya yönelik şeyler gönderildiğini, haftada en az 10-15 kere yaşadığını bunu anlatıyor. Ve yayıncılara binlerce dolarlık bit bağışı yapacak parayı nereden buluyorlar? Kredi kartı bilgilerine nasıl ulaşıyor? Aslında yöntem çok basit. Sizi biraz geçmişe götürelim. Bu paylaşımda anormal olan taraf nedir? Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi adına yapılan, Cumhurbaşkanı adına sahte bir açıklamanın yapıldığı bu paylaşım. Peki ya, bu paylaşımda gözünüze takılan bir detay var mı? Hedef belli. Konu hakkında bilgisi olmayan ve paraya ihtiyacı olan insanları avlamak. Phishing dediğimiz bu yöntemle insanların kredi kartı, adres, TC kimlik numarası gibi en kritik bilgileri ele geçiriliyor. Yaşananlardan anlıyoruz ki kişisel verilerimiz nereden elde edilirse edilsin hiç iyi niyetli olmayan insanların elinde. Yani diyor ki 600 liraya istediğiniz kişiyi COVID karantinasına sokarım. Yani sizin aslında COVID testinizi pozitif yapıp sizi karantinaya sokabiliyorlar. Hatta bir isim vardı kendisi.
kendisi Habertürk'te gazeteci. Emirhan Tekin. Evet, Emirhan Tekin. Kendisi karantinaya alındı. İnanılmazdı. Filyasyon ekipleri gitti evine yani. Adres ve telefon gibi kişisel bilgileriyle yayıncı ya da kullanıcılar açık açık tehdit ediliyor. İşin komik tarafı ise şu. Bu işin cezası olduğunu bile bile güvenilir hizmet vermekteyiz açıklaması yer alıyor. Yani bir insanı gereksiz yere karantinaya sokmak 500 lira. Böyle bir hizmet olabilir mi ya? Şaka gibi yani. Peki bu işe bulaşmış kaç yayıncı var ve toplamda ne kadar para aklandığı düşünülüyor? En popüler 2400 yayıncının anormal gelirleri yaklaşık 10 milyon dolarlık bir paraya tekabül ediyor. Tabii bu bilgi henüz doğrulanamadı. Suçlu mu suçsuz mu? Sadece o tabloya bakarak bir şey söyleyemiyorsun. Anlamak istiyorsun. Dinlemek istiyorsun. Biri diyor ki haberim bile yok abi. Doğal olarak da bunun nasıl çözümleyeceğini sen de bilemiyorsun. Bu bit sende nasıl var? Niye var? Biri sana bilmiyorum dediği zaman olay orada bir donuyor. Yargısız infaz yapamıyorsun. Yapamazsın yani. Biri gelip cebinde 200-300 dolar varsa bu siteden sana bu anonymous şirri atabiliyor. Buna niye Twitch müsaade ediyor? Bu arada bu konuda Türkiye yalnız değil. Aynı anormal durumlara ve yüksek gelirlere Rusya, Bulgaristan ve Almanya gibi ülkelerde de rastlanıyor. Peki yalnızca Twitch mi bu tip olaylara aracılık ediyor? Tabii ki de hayır. YouTube'un katıl özelliği, Spotify'da oynatma gelirleri, Discord'daki abonelik sistemi ve TikTok'taki canlı yayınlar üzerinden benzer pek çok operasyonun yapıldığı biliniyor. Bir kere buna kesinlikle böyle kafalama girilmesi gerekiyor. Çünkü şu durum var. Ekonomimiz zaten belli. Gencecik çocuklar bizi izleyerek, onu bunu izleyerek hevesleniyorlar bu işe. Ve de para kazanamadığını fark ettiği zaman da belki birçoğun oyun gibi geliyor bu. Çünkü bu konuda bilgilendirici herhangi bir unsur yok. Bir kere her şeyden önce öte platformun adı ortaya çıkıyor. Ne yapıyorsun abi sen meslek? Twitch yayıncısıyım. Ha şu dolandırıcıların olduğu yer mi diye adam gelip bana sorabilir. Bütün yayıncılar gibi benim en çok canımı yakan şey bu insanların hala daha yayın açabiliyor olmalarıydı. Ya şimdi ben burada Antalya'da gittiğim karakolda siber polislerin konuya çok hakim olduklarını gördüm. Lakin savcılarımız bu konuda pek hakim değiller gibi. Sanki savcılar bu konuda çok harekete geçmiyorlar gibi geliyor bana. Bu da bu çocuklara inanılmaz bir rahatlık vermiş durumda. O kadar rahatlar ki nasılsa kimse uğraşmaz, nasılsa başıma bir şey gelmez diye. Artık norma dönüşmüş bir şekilde insanların verilerini diledikleri gibi kötüye kullanabiliyorlar. Peki ne yapmalıyız? İnterneti yasaklayacak mıyız? İllaki denetim kurmak zorunda mıyız? Tabii ki de hayır. Yasaklamak ve sınırlamak kolay yol. Twitch böyle bir şeye aracılık etti demek. Twitch'i kapatmaya yeter mi? Daha sonra kanıtlanan bir suç için siz gidip önceden suç işlenen platforma erişimi engelleyemez. Hukuki altyapı burada yok. Sizin yapmanız gereken burada o kara parayı veya banka ve kredi kartlarının hacklenmesini engellemek, faillerini yakalamak, kara paranın aklanmaması için belirli önlemler alınabilir. Bugün için Twitch olur, yarın için başka bir platform olur. İşin aslına bakarsanız insanlar yüzyıllardır kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlar işliyorlar. Ponzi organizasyonu onları kurup hayal satmak için internet sitesi üzerinden olmayan inekleri satanlar da gördük. Ancak siber suçların %85'i insanların kendi hatalarından dolayı kaynaklanıyor. Yani böyle oyunlara insanların kolayca kanmalarını engelleyecek eğitim sistemleri inşa etmek, bilgisayar ortamında yaparken sanki suç işlemiyormuş gibi hissettiren eylemlerin önüne geçmek için etik yoksunluğunu gidermek, potansiyel suçların önüne geçecek caydırıcı ceza kanunları oluşturmak gerek. Sadece Temmuz 2021'e kadar işlenen siber suçlar toplamda 6 trilyon dolara. Yani geçen her saniye başına 190 bin dolara mal oldu. Yaklaşık her 39 saniyede bir siber saldırının gerçekleştiği internet ortamında güvenli kalmak önce kendi sorumluluğumuzda. Kullandığımız uygulamalara, alışveriş yaptığımız web sitelerine, video izlediğimiz platformlara, kısaca kredi kartı bilgilerimizi ve kişisel bilgilerimizi kimlerin eline verdiğimize çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor.